Merhabalar, bugün size sığır hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Beyler kanalı üzerinden sunacağım. Sığır, memeli hayvanların çift oynaklar takımının, boynuzegiler familyasının, sığırlar alt familyasının evcil büyükbaş hayvanıdır. Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzu büyükbaş hayvanlardır. Mideleri dört gözlüdür ve geviş getirirler. Üst çenelerinde kesici dişler bulunmaz. Otlar alt çenelerini dişleriyle keserler. Boynuzları daimidir, kırıldığında bir daha yeniden çıkmaz. Boğa danızlık olarak, öküz ise iş ve besi hayvanı olarak kullanılır. Ortalama 800 kilogram gelebilen öküz, 4500 kilogramlık yükü rahatça çekebilir. Traktörün giremediği yerlerde ziraatın temel direğidir. Sığırların eti ve sütü insan için en iyi bir besin kaynağı olduğu gibi derisinden de gön ve kösele yapılır. Boynuz ve kemikleri sanayide gübresi tarlalarda kullanılır. Yayıldıkları merayı at, keçi ve koyun gibi kuvvetten düşürmez. Bilakis düzenli otlayarak ıslahını da sağlarlar. Sığır kelimesi halk arasında geniş manada geviş getiren, etinden, sütünden ve hizmet hayvanı olarak faydalanılan büyükbaş evcil hayvanlar için kullanılır. Dar manada ise evcilleştirilen ve etinden, sütünden veya gücünden faydalanılan ve birçok soyu üretilen evcil boğadır. 6 aylığa kadar olan erkek ve dişi sığır yavrulara buzağı veya süt danası, 6 aylıktan 1 yıllığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına dana, boğaya gelmemiş 1-2 yaşında dişi sığır ya da buzağından büyük, ortalama 12 aylıktan ilk boğazına sahip oluncaya kadarki dönemini dişi sığıra düve, 1 yıllıktan babalık dönemine kadar erkeklerine tosun, damızlık erkeğine boğa, yavrulayan dişi inek, iyi dişi edilmiş erkeğine öküz denir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgi kaynağını sulayın.